bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım veredim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Oh.
istiklal hakkıdır, hakka tapar milletimin istiklal. Sen ki çağları titretmiş bir alperen, sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alpsuz'sun. Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte. Ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen yarattın, sen gayır. Ya Rabbi sen yarattın, sen gayır. 6 Nisan 2018 günlerden cuma saat 11.40 İstanbul Küçükçekmece Kitelli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Canlı yayınımız, cuma hutbeleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şu mübarek cuma günlerin hayırlara vesile olmasını, milli birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını, kendine inanan, kendine güvenen, kardeşine inanan, kardeşine güvenen, annesine babasına güvenen, evladına güvenen, patronuna güvenen, komutanına güvenen, amirine güvenen, devlet başkanına güvenen, milletvekiline güvenen, vatandaşına güvenen insanlar olabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin, nasip etsin, nasip etsin. Şuurlanmayı, şuurlu yaşamayı, şuurlu yaşayanlardan olabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin, nasip etsin, nasip etsin efendim. Evet efendim, her zaman olduğu gibi bir aşır okuyoruz. Aşırdan sonra 5 tane hadis-i şerif okuyacağız. Sonra bu haftaki cuma hutbemizi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tertiplemiş olduğu bu haftaki cuma hutbesini inşallah Rabbimizin izniyle okuyacağız. Olağanüstü bir şey olmazsa inşallah bugün değerli hocam cuma namazından sonra bizde program yapacak olan Hüseyin Alkan hocamın Medine Mescidinde de canlı değil ama vart yayını olarak cuma namazını ve cuma hutbesini kayda alacağız ilk defa. Tabii ki camilerde ilk defa cami kayıt olarak ilk kez almış oluyoruz. Normalde camilerde programlara çok katıldık, mevlid programlarına da. Ki geçen hafta cuma pazar günü şehitlerimiz için ve Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz ve şehitlerimiz için Eyüp Sultan'daydık biliyorsunuz efendim. Evet, hiç vakit kaybetmeyelim. Zaten geç kaldık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah neke sadrak ve vedağna anke bizrakellezi el gada zahra ve refağna leke zikrak fe innemal üsru üsran innemal üsru üsra fe izâ ferağte fensab ve ilâ rabbike felgab. Sadakallahul azim. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslüm İman 93 Tirmizi Salatül Kıyamı 56. İkinci hadis-i şerifi okuyoruz efendim. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed.
Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Tirmizi İman 12, Nesai İman 8. Evet efendim, üçüncü hadis-i şerifi okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman üç günden fazla din kardeşiyle dargın olması helal olmaz. Buhari Edeb 57-58. Dördüncü hadis-i şerifi okuyoruz efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür, İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edeb 69, Müslim 1, 103-104. Evet efendim, değerli takipçilerimiz, değerli Müslümanlar, bugünkü son hadis-i şerifi, 40 hadisten son 5. hadis-i şerifi okuyoruz. Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz söyleme, söz verme. Tirmizi 1058. Evet efendim, okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerin, okumuş olduğumuz aşırların dergah-ı ilahinde kabulü için ve kâf-ı iman ve İslam ervahı için, Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Adem atamızdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimiz, ehli ashab-ı halifelerin ve cümle İslam şehitlerinin, bir dua da bizim için yok mu diyenlerin, Allah rızası için, tüm şehitlerimizin ruhları için, şu anda bizleri radyo FSM'de, FSM TV'de, FSM Haber'de, Hayrullah Çalışır FSM Haber sosyal medyada takip eden izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin de geçmişlerinin ruhları için, kılacağımız cuma namazlarımızın dergah-ı ilahinde kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, Rabbim dualarımızı, hatimlerimizi, yasinlerimizi, okunan aşırlarımızı, hadis-i şeriflerimizi dergah-ı ilahinde kabul etsin, kabul etsin, kabul etsin inşallah efendim. Evet, bugünkü cuma hutbemizi okuyacağız. Cuma hutbesinden sonra misafirlerimizi tanıtacağız ve bugünkü cuma öncesi cuma hutbeleri yayınımızı sona erdireceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir. Rabbi tembin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayır. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik paylaşıldıkça artan değer. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle ortadan kaldır. O zaman göreceksin ki seninle arasında husumet bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Okuduğumuz hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Aziz Müslümanlar, aziz kardeşlerim, iyilik yaratılışın temel gayesidir. İnsanı yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yaşadığımız hayat bir iyilik yokluğudur, yolculuğudur. İnsan bu dünyada dünyaya inanmak ve iyi şeyler yapmak için gelen bir yolcudur. İnsan bu dünyada iyi, hayırlı ve faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar ortaya koymak için vardır. Kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak insanın en temel görevidir. Muhterem müminler, imanın ve bütün ibadetlerin bize kazandırmak istediği hasletin adıdır iyilik. İyilik insanı insan kılan değerlerin tamamıdır. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi bir anne ve baba, iyi bir komşu, iyi bir dost, kısaca iyi bir insan olmak dinimizin bizlerde görmek istediği en büyük özelliğidir. İyilik bir iman ve İslam davetidir. Kimi zaman güzel ahlak, erdem ve fazilettir. Kimi zaman da hayır, hasenat, sadaka ve zekattır. İyilik bazen de bir tebessüm ve kucaklama, tatlı bir söz, güzel bir yüzdür. İyilik, iyi olma, iyilerle beraber iyiliği yayma çabasıdır. İman ve ibadetin en yüksek makamıdır. Muhterem Müslümanlar, iyilik yalnızca al arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak olmaktır. Mülteciye bağrını basmak, yetime kol kanat germek, yaşlının elinden tutmaktır. İyilik karşılık beklemeden vermek, gücünü, tecrübesini, malını, sevgisini ve merhametini dünyevi bir karşılık düşünmeden paylaşmaktır. İyilik insaftır, fedakarlıktır, adalettir, şefkattir, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaktır. İyilik duadır, niyazdır, selamdır, sıkıntılı bir anda aminlere açılan bir çift eldir. İyilik bir defasında ağaç dikmek, öbür defasında aç kalan bir hayvanı doyurmaktır. Komşuya götürülen bir kap yemek, yol sorana yolunu tarif etmektir. Aziz müminler, İslam medeniyeti hayır ve iyilik hareketlerini asırlardır yaşatmaktadır. Bu amaçla birçok vakıf kurmuştur. Milletimiz kurduğu vakıflar aracılığıyla mazlumlara sığınak, mücahirlere, muhacirlere ensar olmuştur. Muhacirlere ensar olmuştur. Değerli müminler, ne hazindir ki günümüzde iyilik ve kötülük kadar insanlığın gündeminde yeterince yer bulamıyor. İnsanoğlunun her geçen gün vicdan, adalet, şefkat ve merhamet gibi yüce değerlerini yitiriyor. İnsanoğlu her geçen gün vicdan, adalet, şefkat ve merhamet gibi yüce değerlerini yitiriyor. Böylesi bir dünyada iyiliği hakim kılmak ve kötülüğe engel olmak için olmak hepimizin ideali olmalıdır. Zira elimizle, dilimizle ve kalbimizle kötülüğe dur diyebilmek imanımızın gereğidir. Unutmayalım ki iyilikler kötülükleri yok eder. Hud suresi 114. ayet. Aziz müminler, aziz Müslümanlar, hutbemizin son kısmındayız. Geliniz bu mübarek vakitte Rabbimize şöyle niyaz edelim. Ey Rabbimiz, bizleri kalplerimiz arasında iyilik ve merhamet köprüsü kurabilen bahtiyar kullarından eyle. Rabbimiz, bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, hesap gününde bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Evet efendim, sadakallahül azim diyoruz. Bugünkü hutbemizi, tabii ki biz bu hutbeyi bir sohbet mahiyetinde yapıyoruz. Çünkü resmi manada Allah'ın inayetiyle dünyada aslında hutbe her saniye, her dakika okunuyor. Dünyayı bir yuvarlak olarak düşünecek olursak, dünyanın da güneşin etrafında ve kendi ekseninde döndüğünü düşünecek olursak, doğuda batı arasında düşünürsek,
dünyada doğuda Müslümanlar olduğunu, batıda da Müslümanlar olduğunu düşünürsek, saat farkını düşünürsek, elhamdülillah dünyada bütün Müslümanlar secde-i rahmana geliyorlar. Cuma hutbeleri dinliyorlar, cumaları okuyorlar. Rabbim cumalarımızın huzur içerisinde, Rabbim cumalarımızın hürriyet içerisinde, Rabbim cumalarımızın Müslümanların zelil rüsva olmadan kendi öz benliğiyle yaşayan, kendi ayakları üzerinde duran, kendi derdiyle yanan, Müslümanların derdiyle dertlenen Müslümanlar olabilmeyi, o ruhta olabilmeyi hepimize nasip etsin, nasip etsin, nasip etsin diyoruz efendim. Ve yakma ya Rabbi diyoruz ve bunu derken de misafirlerimizi tanıtmış oluyoruz efendim. Evet. Mahmut Eren aramıza geldiler. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. İstanbul Emekli Özel Hareketçiler Yönetim Kurulu üyemiz Antalya'dan hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Yine Kenan Temel Başkanımız, Büyük Birlik Partisi, Güngören, İstanbul Güngören İlçe Başkan Vekilimiz. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Ahmet Beyazıt aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Evet. Evet, Mahmut Eren der ki cumanın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun der. Ben de biz de Allah razı olsun. Sağ olun, var olun diyoruz efendim. Yine Ahmet İpek demişti, katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Mahmut, evet efendim, Ramazan Aslan Baba, Büyük Birlik Partisi Bağcılar, önceki ilçe başkanımız ve FSM Medya Grup programcımız, hoş geldiniz, hayırlı cumalar, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Mustafa Öztürk aramıza katıldılar, hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Ali Malkoç aramıza katıldılar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Evet efendim, Ali Masar Kılı görmüştük ama şu an burada göremiyorum, ama ilk açtığımızda bizi izleyenlerden Büyük Birlik Partisi Eyüp Önceki İlçe Başkanımız, hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Yine Ramiz Aksu bizleri izliyor, hayırlı cumalar, hoş geldiniz, Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanımız. Yine Ramiz Aksu'nun da Rize'lerle ilgili bir programı var Silivri'de, Rize Günleri diye zannedersem. İnşallah bunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Eğer ki Ramiz Aksu müsaitse canlı yayını da alırız. Evet, yine İstanbul Zeytinburnu'ndan çok değerli abimiz Hasan Süzen aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyoruz efendim. Salih Çelik aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar. Yine Büyük Birlik Partisi İstanbul 3. Bölge Başkanımız, PSM Medya Grup programcımız Mustafa Kalyoncu aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar. Yine Almanya'dan Can abimiz, Can kardeşim, Can başkanımız, Muhsin başkanı, yol arkadaşı Lütfü Çay aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar. Tüm Almanya'ya, tüm can dostlara, buradan İstanbul'dan FSM Medya Grubu ailesinden selamlar gönderiyoruz efendim. Yine can arkadaşımız, Yusuf Yüzlü kardeşimiz, Alperen Ocakları'ndan eski ve önce Büyük Birlik Partisi, bazen ilçe sekreterimiz, birlikte yıllarca çalıştığımız Yusuf Ertürk aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar. Yine çok değerli hocamız, emekli imam, Büyük Birlik Partisi Sultan Bey'in önceki ilçe başkanımız Yusuf Işık, yine FSM Medya Grup programcımız, hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Yine Ahmet Sıram, değerli hocam, aramıza hoş geldiniz. Tekirdağ'daki hocama benzettim ama o hocamı tam bilemiyorum. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar.
Yine Radyo FSM'den beni bizleri yalnız bırakmayan Uzunkaya turizminin yöneticilerinden Mehmet Uzunkaya aramızdalar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Yine Samsun'dan Can kardeşim, Can Alperen kardeşim, Ümit Demir katılıyor. Aramızdalar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar Samsun'dan diyor. Ben de aleyküm selam. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar diliyoruz. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihari yâri güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, bu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına yakma ya Rabbi, Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. Aramızdalar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Zonguldak Ereğli'den Şanver Aydın değerli komşumuz aramızdalar. Hayırlı cumalar parsellerden diyor. Parseller diyor. Biz de Allah razı olsun diyoruz. Can komşumuz Şanver Aydın'a hayırlı cumalar diliyoruz. Evet efendim, mesajlarınızla iletebiliriz. Son 15 dakikadayız. Yayınımızı kapatacağız. 31 dakikadır canlı yayındayız. İstanbul Küçükçekmece'deki TRT FSMB'de bu canlı yayın stüdyolarında Cuma Hutbeleri adlı yayındayız. Evet, bugün Cuma hutbemizi okuduk. Allah nasip ederse Cuma namazında da Medine Mescidinde Küçükçekmece'de
Kiferi Medine Mescidi'nde Fatiha'yı olarak Cuma hutbemizi değerli hocam Hüseyin Alkan'ın vereceği Cuma sohbeti ve Cuma hutbesini sizlere Fatiha'yı olarak sunacağız. Cuma namazından sonra 16 ile 17 arasında da değerli hocam Hüseyin Alkan'ın FSM Medya Grup sitelerinde ve sosyal medyada Cuma sohbetini inşallah izleyeceksiniz. Canlı olarak yayınlayacağız. Rabbimizin izniyle inşallah. Burada özellikle söylemiş olalım. Özellikle söylemiş olalım efendim. Evet. Birbirimizin kıymetini bileceğiz. Cumalarımızın kıymetini bileceğiz. Cumalarımızın bizim için bir bayram olduğunu unutmayacağız. Ve dargın olmayacağız. Dostlarımızı üzmeyeceğiz. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Annemizi, babamızı, onları hep üf bile demeyeceğiz onlara. Onların kıymetlerini, kadirlerini bileceğiz. Alimlerimizi, hocalarımızı arayacağız, soracağız. Yani mutlaka ve mutlaka canlı olarak, yani en kötü ihtimal telefonla can dostlarımızı arayacağız, seslerini duyacağız. Onlara Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, merhameti üzerine olsun diyeceğiz. Mutlaka ve mutlaka öyle olmak zorundayız, öyle davranmak zorundayız. Öyle davrananlardan olmalıyız. Rabbim öyle davrananları, Rabbim hepimize nasip etsin. Nasip etsin. Huzurunda boynumuz bükme ya Rabbi. Nasip etsin diyoruz efendim. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihari yari güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine. Elhamdülillah. Başa Esin ve Yedemek olarak şu anda bu halde bizlere fazla sorma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Sıkıntı yok şu anda. Kabe aşkına yakma ya Rabbi. Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. Olmadan izleyemiyoruz. Burada da FSM Medya Grup adına sizlerin adına çok seviniyorum. En azından sizin gibi değerli izleyicilerimize, değerli dinleyicilerimize, değerli takipçilerimize gecelik yayınlar yapabilmeyi, dolma olmadan yayınlar yapabilmenin umudu ve güzelliği içerisinde olacağız, olmak istiyoruz. Allah öyle olmayı hepimize nasip etsin. Nasip etsin, nasip etsin. Kardeşliği ümmet diyor. Hamsi ve Kültür Festivali Silivri Rizeliler Derneği'nin tertiplediği 8 Nisan Pazar günü saat 12 ve Silivri sahilde tüm halkımız davetlidir. Böyle bir ilanı vermek istedim tabii ki. 4. Hamsi ve Kültür Festivali 8 Nisan 2018 Pazar günü Silivri sahili festival alanında gerçekleştirilecektir. Sunucu çay güzeli Fatoş Özkül olacaktır diyor. Yani evet, bu ilanı da size vermiş olalım. Büyük Birlik Partisi Silivri ilçe başkanımız Ramiz Aksu'nun ilanını sizlerle paylaşmış oldum efendim. Cehennem narına yakma ya Rabbi, zikrinle dönen dinleri hürmetine. Cehennem narına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Cehennem narına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Evet.
edin efendim. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı, milleti İslam'ı, milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın, ayırmasın, ayırmasın efendim. Kılacağımız cuma namazlarımızı hayırlara vesile olsun. Ümmetin dirilişine, ümmetin uyanışına, ümmetin birbirine inanıp birbirine güvenmesine vesile olsun, vesile olsun, vesile olsun diyoruz efendim. Yapmış olduğumuz canlı yayınımız cuma hutbeleri burada sona eriyor. Hakkınızı helal edin. Sürfül ihsan ettiyse affola. Cuma namazından sonra cuma hutbeleri, pardon cuma sohbetleri programında buluşmak üzere saat 15 ile 16 arasında Hüseyin Altan hocamla birlikte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Gecelerde dökülen yaşlar. Son olarak mesajı olan arkadaşlar var mı diye bakıyorum efendim. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Işık hocama mesaj göndermiştir. Eğer ki müsaitsen dedi. Demek ki değerli hocam emekli imam müsait değil de müsait olmadıkları için de evet. Yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzüne bağışla. Huzurunda boynumuz bükme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine. Cihari yâri güzinin dini hürmetine. Uhud şehitlerinin kanı hürmetine. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Bu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına yakma ya Rabbi. Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. İslam kardeşliği ümmet diyoruz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas, devlet diyoruz. Tek gayemiz insanlığa hizmet diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. Gidiyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, tek bir diyoruz. Allahu Ekber! Akkara'yı gösterecek zaman diyoruz. Rahmet gelip kovulacak duman diyoruz. Metodumuz, siyahımız iman diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, tek bir diyoruz. Thank you.
Yola çıktı dönmez geri kervan diyoruz. Böyle geldi böyle gitmez devran diyoruz. Vakit geldi mücahidim davran diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, tekbir diyoruz. Evet efendim, Kemal Bey aramıza katıldılar. Yaratan da yönetsin çekmece Allah ilçe başkanımız. Rabbim hayırlar versin, Rabbimiz razı olsun. Hayırlı cumalar. Kemal Bey başkanlar ve tüm çalışanlarından tüm yönetimine de hayırlar diliyorum. Hayırlı vazifeler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Evet, yapmış olduğumuz canlı yayınımız burada sona eriyor. Cuma namazından sonra Cuma sohbetleri programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın sağlıcakla.